Merhaba çocuklar, bugün matematik dersimizde geometrik örüntüler adlı konuyu işleyeceğiz. Öncelikle videoyu durdurup kitabınızın 165. sayfasını açmanızı, sonrasında beni dinlemeye devam etmenizi istiyorum. Geometrik örüntüler, örüntünün belli bir kurala göre dizilmek olduğunu daha önce öğrenmiştik. Eğer bu kural geometrik şekillerle, yani üçgen, kare, dörtgen gibi şekillerle boşluk kalmayacak şekilde farklı renk ve şekillerde yapılırsa buna geometrik örüntü denir. Yani burada geometrik örüntü dememiz için kural şu: üçgen, kare ve dörtgen kullanacağız. Boşluk kalmayacak şekilde farklı renk ve şekillerde, yani bir kural oluşturarak yaparsak geometrik örüntü diyeceğiz. Geometrik örüntüyü yaparken noktalı veya kareli kağıt bize büyük kolaylık sağlar. Çünkü tek tek cetvelle ölçüp kareler, üçgenler, dikdörtgenler çizmektense oradaki kutuları sayarak istediğimiz gibi rahat bir şekilde geometrik şekiller oluşturabilir ve bu şekilde örüntümüzü yapabiliriz. Bir bölgenin boşluk kalmayacak şekilde üçgensel, karesel, dikdörtgensel veya farklı bölgeler ile döşenmesine süsleme denir. Burada süslememizi inceleyelim. Eş kareler çizilmiş önce. Kareler çizildikten sonra karelerin köşegenleri çizilerek eş üçgenler oluşturulmuş, dörder tane. Yatay olan üçgenlerin hepsi sarıya boyanmış. Yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarıya olan dikey yöndeki üçgenlerimiz de mor renkte boyanmış. Birinci terimimiz de 4 üçgenden oluşuyor ve boyamamız söylediğim gibi. İkinci terim yeşil bir renkten oluşan kare. Üçüncü terim de tekrar mor ve sarı renklerden oluşan üçgenler. Dördüncü terim yeşil renkten oluşmuş. Bu şekilde tekrar 1-2-1-2 şeklinde numaralandırırsak geometrik örüntümüzün kuralı devam ediyor. Bu süslemeyi nerede kullanabiliriz? İşte yer süslemelerinde fayansları döşerken, tarihi yapıtlarda da gittiğimiz zaman görüyoruz motifler oluşturulmuş bu şekilde. Annelerimiz örgü yaparken iplerden bu şekilde geometrik şekillerle süslemeler yaparak bize kıyafetler oluşturuyorlar, kazaklar örüyorlar. Ve hayatımızın birçok yerinde aslında karşılaşıyoruz. Hani birbiriyle uyum içerisinde, kural içerisinde oluşturulmuş şekiller, süslemeler. Aşağıdaki şekilleri geometrik örüntüler oluşturacak şekilde boyayarak Nuran teyzeye örgüleri tamamlamada yardımcı olun. Burada geometrik örüntüleri şekillerle Nuran teyze oluşturmuş. Bizden sadece boyamamız isteniyor. İlk örgüsünde Nuran teyzeye yapabileceğimiz büyük dikdörtgenleri bir renge, küçük dikdörtgenleri de başka bir renge boyamamız olabilir. Buraya geldiğimizde eş üçgenlere bölünmüş. Özür dilerim, eş üçgenler değil, üçgenlere ayrılmış dikdörtgenler. Burada karşılıklı olan üçgenleri aynı renklere boyayarak bir motif oluşturabiliriz, bir süsleme oluşturabiliriz. Buraya geldiğimde ise her dikdörtgenin bir tane köşegenini çizerek iki üçgen oluşturmuş. Üçgenlerimizi sol taraftakileri aynı renge, sağ taraftakileri aynı renge boyayarak bir geometrik örüntü, süsleme oluşturabiliriz. Burada eş karelerden oluşan bir geometrik örüntü oluşturacağız. Örgülerini biz boyayarak ona yardımcı olacağız. Sıradan birincisi sarı, mavi, 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 sarı, mavi şeklinde bir örüntü oluşturabiliriz. Daha çeşitlendirebiliriz. Sarı, mavi, yeşil, sarı, mavi, yeşil, sarı, mavi, yeşil şeklinde oluşturabiliriz. Açtığımda göreceğiz bakalım ne çıkacak karşımıza. Siz de örneği inceledikten sonra kendi süslemenizi, kendi örüntünüzü oluşturabilirsiniz. Bu şekilde, bu söylediğimle aynı şekilde oluşturulmuş. Bu da söylediğimle aynı şekilde oluşturulmuş. Burada biraz daha karmaşık bir yol izlemiş kitabımız. Ama burada da söylediğime benzer. Sağ ve soldakileri aynı renge boyamış ama yukarıdan aşağı bir mor, bir beyaz şeklinde boyayarak oluşturulmuş örüntü. Devam edelim. Buraya geldiğimizde videoyu durdurun lütfen. Videoyu durdurduktan sonra siz süslemeleri devam ettirin. Tekrar açıp kontrol ettiğinizde ben doğru olacağına eminim ama yine de kontrol etmenizde fayda var. Burada her istersek buradaki satırları ayrı ayrı değerlendirebiliriz. İstersek bütün bir şekilde
Mesela nerede aynı yere dönmüş? Burada 3 tane aynı 3 taneden oluşan 3 sütundan oluşan şeklimiz oluşmuş. Sonra tekrar aynı başa dönmüş. Yeşille başlamış ve pembeyle başlamış. Bu şekilde bu üçlü aynı şekilde yan tarafa tekrar oluşturabiliriz. Birinci sütunu çizmiş, ikincisini çizeceğiz ve üçüncüsünü buraya çizmiş olacağız. Hep tekrar ederek gidecek. Alttaki bölüme geldiğimizde burada üçgenlerden işte en üste bakarak gideceksek bir üçgen var. Sonra 3 tane boşluğu var. Bir üçgen var. 1, 2, 3 boşluk bırakıp yeni üçgenimizi çizebiliriz. 1, 2, 3 boşluk bırakıp yeni üçgenimizi çizeceğiz. Burada da bir üçgen, bir boşluk, bir üçgen, bir boşluk, bir üçgen, bir boşluk, bir üçgen, bir boşluk şeklinde gidiyor. Burada da yine bir boşluk, bir üçgen, 3 boşluk, bir üçgen, 3 boşluk, bir üçgen şeklinde devam edecek. Zaten gördüğümüz bu süslemede de üçgen, altı boş, sağ boş ama onun altında üçgen var. Bu gördüğümüz şekli yan tarafta da oluşturabiliriz. İncelediğimizde burada söylediğim gibi bakın hep 3 boşluk bir üçgen, 3 boşluk bir üçgen, 3 boşluk bir üçgen şeklinde devam ediyor. Burası da aynı şekilde. Siz de kendiniz inceleyerek aynı şekilde oluşturabilmişsinizdir. Buna eminim. 12. bölüme geldik. Son bölüm aslında bu kitabımızda. Alican Erzurum'da yaşıyor. Erzurum Türkiye'nin en soğuk ili olduğu için çok fazla atkı ihtiyacı oluyor. Haydi Alican'a üçgen, kare ve dikdörtgenlerden oluşan farklı atkılar tasarlayalım. Buraya geldik. Burada bize karelere bölünmüş atkı tasarımları verildi. Yani kareli kağıt gibi düşünebilirsiniz. Burada istediğiniz gibi köşegenler çizerek üçgenler oluşturabilir ya da karelerden, dikdörtgenlerden oluşacak şekilde bir atkı tasarlayabilirsiniz. Ben örneğini yine açacağım. Siz kendi tasarımınızı kendinize ait yapın ama buradaki örneği kendi kitabınıza geçirmeyin. Açtığımda bu şekilde üçgenler oluşturmuş. Üçgen, 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 üçgen şeklinde devam ediyor. Burada da burada yatay üçgenler oluşturulmuştu. Dikey üçgenler oluşturulmuş. Üçgen, üçgen, üçgen ve üçgen. Burada diğer kalan kısımlarda da siz kendi geometrik şekillerinizden geometrik örüntünüzü oluşturabilirsiniz. Kitabımızı kapattıktan sonra beni dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum. 4 tane örnek çalışmamız olacak. 4 tane örnek sorumuz var. Bunu birlikte çözmüş olacağız. Çocuklar, test sorularını çözerken lütfen önce kendiniz cevaplandırmaya çalışın, sonrasında cevabı dinleyin. Yukarıdaki örüntünün 5. adımında toplam kaç geometrik şekil olmalıdır? İncelememiz gerekiyor. 1. adımında bir tane kare var. Yani sadece bir tane geometrik şekil var. Yazılar biraz çirkin oluyor mouse kaydığı için. İkinci adımında bir tane kare, iki tane de üçgen. Toplam 3 tane geometrik şekil var. Üçüncü adımında iki tane kare, iki tane de üçgen. Yani bir tane kare eklendi. Toplam 4 tane geometrik şekil var. Dördüncü adımına geldiğimizde iki kare ve 4 tane üçgen. Yani toplam 6 geometrik şekil var. Baktığımız üzere bir kareydi, iki üçgen eklendi. Bir kare ekleniyor, iki üçgen ekleniyor. Sırada bir tane kare eklenecek. Yani bir şekil eklenecek. Beşinci adımımızda dördüncü adımımızda 6 tane geometrik şekil vardı. Bir kare eklendiği zaman 5. adımda 7 tane geometrik şekil olacak. Devam ediyoruz. Yine videoyu durdurup önce soruyu çözüp sonra dinlerseniz faydalı olacak sizin için. Yukarıdaki örüntünün hangi seçenekteki şekilde devam ettirilemez? Burada iki üçgen, bir dikdörtgen, iki üçgen, bir kare. İki üçgen, bir dikdörtgen. Dikdörtgenden sonra gelen şekil iki tane üçgen olmalı. İki mavi üçgen olmalı. İki mavi üçgenle A şıkkı başlıyor. A şıkkı gelebilir o halde. B şıkkı da iki tane mavi üçgenle başlıyor. Ama C şıkkına baktığımızda tekrar dikdörtgen geliyor. Biz bu şekli geometrik örüntümüzün yanına koyamayız. Çünkü kuralına uygun değil.
Burada bir örüntü verilmiş ve örüntüyle ilgili de bilgiler verilmiş. Hangisinin yanlış olduğu soruluyor. Birinci örüntümüzü de baktığımız zaman işte örüntüdeki terimler arasındaki farklılığa baktığımız zaman daha doğrusu burada bir üçgen var. Burada iki üçgen, bir üçgen, iki üçgen. Burada da bir üçgen olmalıydı. Yani buraya bir üçgen şimdi çizebilirim ben. A şıkkı 5. adımda 5 tane geometrik şekil olmalıdır diyor. Bakıyorum. Burayı tamamladım zaten. 5. adım burası. 1, 2, 3, 4. Hayır, bu yanlış bilgi. A şıkkı kesinlikle yanlış. Ama biz 6. adımı da bakalım. 6. adıma gelmesi gereken terim bunun aynısı. 5 tane geometrik şekil olmalıdır diyor. Bakalım 4. terimde kaç tane geometrik şekil varsa 6. adımda da o olacak zaten. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu bilgi doğru. 6. adımda 2 tane yeşil üçgen olmalıdır. Evet, 2 tane yeşil üçgen olmalıdır. Bu da doğru bilgi. Son sorumuz. Aşağıdaki örüntüyü devam ettirerek uygun şekilde boyayınız. Yani burada en üstteki küçük karelerden oluşan kısmı önce tamamlayalım. Yeşil, mor, yeşil, mor, yeşil, mor, yeşil, mor, yeşil, mor şeklinde gidiyor. O zaman burası mor olacak. Yeşil, mor, yeşil, mor. Buraya geldiğimizde pembe, gri, mavi, pembe, gri. O zaman bu kısım mavi olacak. Pembe üçgen geliyor buraya. Gri üçgen. Mavi dikdörtgen. Pembe üçgen. Gri üçgen. Mavi dikdörtgen. Pembe üçgen. Gri. Buraya geldiğimizde sonrasını çizmemiş ama biz çizebiliriz. Sarı, mavi, kırmızı, sarı, mavi, kırmızı. Buraya da sarı gelecek. Buraya mavi. Son olarak buraya da kırmızı. Evet çocuklar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yazı dediğim gibi biraz mouse kaydığı için çirkin oldu. Elimden geldiğince güzel yapmaya çalışıyorum ama anlayış göstereceğinize inanıyorum. Morpa kampüsten ödev gelecek size. Ödevinizi özenle yapın. Kendinize iyi bakın.